Herkese merhaba. Bu video serimizde detaylı bir sheet oluşturmayı anlattım. 3 videodan oluşuyor serimiz. Detaylı sheet oluşturmaktan kastımız parametrik değerlerle, formüllerle bir sheet oluşturduk. Sheetimizin son halinin görünümü böyle oluyor. Burası antetimiz, burada da görünümlerimiz var. Kağıt boyutumuz, kağıt boyutumuzu buralardan değiştirerek ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Bunların nasıl yapıldığını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Revit açılış ekranında Families sekmesi altında New diyoruz. Burada Title Blocks seçiyoruz. Eğer kullanmak isterseniz burada kağıt ölçüleri var. Ben şimdi size yeni bir kağıt yaratmayı göstereceğim. New size metric deyip open diyoruz. Evet. Burada kağıdımızı parametrik yapacağız. Yani projemizde kağıt boyutumuzu değiştirebileceğiz. Bunun için önce parametreler oluşturalım. New parameter dedik. Pasta genişlik. Instance diyoruz. Eğer bunu demezseniz projenizde oluşturduğunuz sheetlerinizin her biri pasta genişliğini değiştirdiğinizde her birinde değişir. Type dediğimizde böyle olur. Ama instance derseniz her sheetinize ayrı ayrı pasta boyutları verebilirsiniz. Pasta uzunluk dedik. Bunlara mesela şöyle ölçüler verelim. Okey. Şimdi reference line çizeceğiz. Reference line'ımıza kağıdımızın sol tarafını kilitliyoruz. Ben anteti buraya koyacağım. Sol alt köşeye koyacağım için buraların hareket etmesini istemiyorum ve şuranın da. Tekrar reference line çiziyoruz. Bu referans line'ımızı kağıdımızın altına kilitliyoruz. Parametrelerimizi değiştirdiğimizde kağıdımızın genişliği yukarıya doğru, uzunluğu da sağa doğru değişecek. Burası sabit kalacak çünkü buraya antet koyacağız. Bu ölçüleri silebiliriz. Yeni ölçüler yazacağız. Şimdi ölçülendirmemizi yapalım. Referans çizgimizden kağıdımızın üstünü seçip ölçülendirme yaptık. Burası paftamızın genişliği. Label sekmesinin altından parametremizi seçiyoruz. Pafta genişlik. Evet. Projektimizin birimi milimetrik şu an. Tekrar ölçülendirme yapalım. Sol taraftaki referans çizgimizden paftamızın uzunluğunu seçiyoruz. Buna da yine label'dan pafta uzunluk parametresini veriyoruz. Evet, şimdi bakalım oldu. Pafta genişliğimizi 150, uzunluğumuzu 300 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burası sabit kalıyor. Kağıdımızın boyu uzuyor. Tekrar değiştirelim. Evet, şu an istediğimiz gibi oldu. Şimdi antetimizi oluşturmaya başlayalım. Create line. Buradan rectangle seçip önce kağıdımızın dış çizgileri bunlar. İç çizgisini oluşturalım. Offset'ini -10 girelim. Delikler için mesafe bırakalım. -10 girdikten sonra kağıdımızı tamamını seçiyoruz. O offset'ini atacak içine. Gördüğünüz gibi. Kağıdımızın dışı burası, içi burası. Şimdi biz içine antet oluşturacağız. Tekrar line, rectangle. Şöyle bir antet oluşturalım. Bakalım kağıdımızın boyutu değiştikçe antetimiz değişiyor mu?
antetimiz değişiyor. Biz antetimizi standart yapmak için buraya yeni parametre, buna da antet diyelim. Antetimizin yüksekliği 400 yapalım, antetimizin yüksekliğini, ama buna ölçü vermek için 410 demeliyiz. Çünkü kağıdın dışından 410 geliyor, içinden kendisi 400. Buna da bir ölçülendirme verelim. Referans çizgisinden antetin sonunu antet dediğimizde ölçümüz geldi. Antetimizin içini doldurmaya başlayalım. Line çizelim. Kopyalıyorum. Buraya yazılar yazacağız. Text diyorum. Edit dedikten sonra burada tekstimizi, özelliklerini bize söylüyor. Önce bir şeyler yazalım. Evet. Edit diyoruz. Text yüksekliklerimizi de belirleyelim. Tiplerimizi belirleyelim. Yazı tipini ve yüksekliklerini, rengini ayarlayabiliriz buradan. Duplicate diyelim. Buradaki text 2 milim diyelim buna. Evet, yazımız küçüldü. Aşağıya da aynısını kopyalayalım. Şimdi çizgilerimize devam edelim. Burayı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Burası mesela revizyonlu olsun. Hatta bende bir örnek antet vardı. Onu kullanarak yazıları alayım ben. Siz de o tiketi oluşturduğunuz bir örnek dosyanız varsa onu kullanabilirsiniz. Bir yapalım. Evet, bu biraz daha küçük olsun. Belki de şu an çok küçük olduğunu düşünüyorum. 2 olarak da kalabilirmiş. Evet, böyle de gayet iyi.
Şöyle çizimli ol dedik. Şimdi çizgimizi çoğaltalım. Burası proje ne olsun? Ölçek. Evet. Yazı stillerini daha sonra değiştirebiliriz. Şimdilik hızlı olması açısından. Tek bir tip üzerinden gideceğim. En son onları değiştiririz. Evet, şimdi burada projemizin hangi tesisatı olduğunu göstereceğiz. Şuralarda semboller var benim örneğimde. Aynısını yapmaya çalışalım. Evet, çok da önemli değil. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bunları taşıyacağız ama önce yazıları da alalım. Mesela buraya mimari proje diyelim. Elektrik projesi.
Evet, projelerimizi böyle standart yazdık. Sizdekiler nasıl söyle yazabilirsiniz. Şimdi burada biz hangi projeyi çizdiğimizi belirtmemiz için bunun için doldurmamız lazım. Buradan create. Okey dedik. Edit diyoruz burada çizdiğimiz file regression'a. Desenini seçiyoruz. Solid fill seçelim. Rengi siyah olsun. Beyaz görünecek çünkü. Yani şu an bizim çizdiğimizin antitimizde mekanik olduğunu söyleyeceğiz buraya. Burada da firma adı. Firma adresi diyelim. Evet, şöyle. Bu yazıları daha sonra büyütürüz. Son olarak logo ekleyeceğiz. Şurada logomuz ve firmamızın adıyla adresi olacak. Ben buraya kendi logomu koyacağım. Insert'ten image seçiyoruz. Dosyamız neredeyse logomuz onu buluyoruz. Open dedik. Logomuz geldi. Şöyle yerleştirelim. Bunu küçültelim. Evet, şöyle. Çok da büyük olmasın. Evet, buraya da firmamızın yine adı ve adresi gibi şeyleri yazabiliriz. Bu yazıları boyutlarını ayarlayacağız. Bir sonraki derste devam edelim. Videonun süresi çok uzadı çünkü. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.